Ve devamında dedi ki ve buğdu men halefeha ve muadetuha. Ve devamında dedi ki ve ona buğz etmek, yani kafirlere, buna muhalefet eden, kelimenin manasına muhalefet edenlere buğz etmek, buğz ettiği gibi de düşmanlık etmek dedi. Şimdi burada önemli meseleler var. El-velâ vel-berâ akidesi var. Hepinizin bildiği gibi maalesef, yani bugün insanların en çok düştüğü sıkıntılardan bir tanesi budur. Ama Allah Azze ve Celle insanların yüzlerini ortaya çıkarıyor. Onların gerçek yüzlerini, hakiki olan yüzlerini ortaya çıkarıyor, bize gösteriyor. Mesela örnek vermek gerekirsek bugün bilindiği gibi bugün bu kelimeyi söyleyip de, yani bugün kelimeyi işte söyleyen liderler var mesela. İşte Arap liderler var. İşte kendine Müslümanım diyen liderler var. Bu liderler ne diyorlar mesela? Bu liderler diyorlar ki biz bu kelimeyi söylüyoruz. Tamam, biz Müslümanız, ne yaparsak yapalım. Ama bakarsın onlara, nerede bir kafir varsa, nerede bir şeytanın arkadaşı, Allah'ın düşmanı varsa onlarla dostluk kuruyorlar. Mesela örnek vereyim. Bugün malumdur. Kime sorsan desen ki en büyük şeytan kimdir ülkeler olarak? Size diyeceklerdir ki Amerika ve İsrail diyeceklerdir. Peki tamam, hepimiz aynı fikirdeyiz. Belki o liderlere de sorsan aynı şeyi söyleyeceklerdir. Peki tamam, madem ki bunlar şeytanlar, o zaman bunlara dost olmak için niye bu kadar yarışıyorsunuz? Onu anlayabilmiş değiliz. Neden? Çünkü eğer ki bu kelimeyi söylüyorsanız bu kelimenin gereğini yapmanız lazım. Yani sizin gerçi küfrünüz sadece bu değil ama yani bu açık. Televizyonlarda olsun, insanların karşısında olsun, bunu açık el ele ne yapıyorsunuz? İnsanlara boy gösterisi yapıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki biz onunla ittifak içindeyiz, biz onlarla dostuz, onlar da bizimle dost. Ve bunu utanmadan, sıkılmadan her meclislerde de söylüyorlar. Kendilerine ihanet edildiği zaman, çıkıp bunu söylüyorlar ki onlar bizim müttefikimizdir. Nasıl olur da bize ihanet ederler? Yani bizim onlarla olan dostluğumuz böyle ufak tefek şeylerle zedelenmemesi lazım diyerekten açıklamalar yapıyorlar. Ve bunu apaçık bir şekilde söylüyorlar. E işte bakıyoruz mesela, muhafazakar olan kanallara bakıyoruz. Bugün kendini işte İslam'a nispet eden, İslam'ına laf söyletmeyenlere bakıyoruz. Amerika ve İsrail hakkındaki görüşlerine bakıyoruz. Örnek vereyim, kendi liderleri gidip bunlarla görüşmek istediği zaman, kendi liderleri bununla görüştüğü zaman Amerika ve İsrail'i yerlere göklere sığdıramıyorlar. Ama iş onlarla ters düştüğü zaman başlıyorlar saymaya. Aynı Yahudilerin mantığı. Yani benim menfaatime bir şey uyuyorsa, tamam bu uyar bana. Yok benim menfaatime uymuyorsa o zaman sen benden değilsin, sen benim düşmanımsın mantığı vardır. Halbuki düşmanlık Allah Azze ve Celle için yapılır. Düşmanlık Allah'ın dini için yapılır. Yoksa dünya menfaatleri için yapılmaması lazım. Yani bunlar kendi nefisleriyle baş başa kaldıkları zaman şöyle bir kendilerine sorsunlar. Ya Allah Azze ve Celle kitabın birçok yerinde bize bu ayetleri söylüyor. Örnek vereyim mesela. Allah Azze ve Celle diyor ki ya eyyühellezine amenu la tettehizul yehuda ven nesara evliya ba'duhum evliyau ba'd ve men yetevellehum minkum fe innehu minhum innallaha la yahtil kavmen zalimin. Dikkat edin. Dikkat edin. Ey iman edenler, Yahudi ve Hristiyanlar kendinize dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdır. Sizden kim onları dost edinirse işte o da ondandır. Şimdi bu ayete baktığımız zaman bu insanlar kendi nefisleriyle baş başa kaldıkları zaman şu soruyu kendilerine sorsunlar. Desinler ki ya biz ne yapıyoruz? Allah Azze ve Celle diyor ki Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Biz de televizyonlarda, radyolarda, dergilerde her gün bas bas bağırıyoruz. Diyoruz ki onlar bizim dostlarımızdır. Biz de onların dostlarıyız. Yani bunu bütün ülkeler için söylüyorlar. Bugün bakın Amerika'nın, İsrail'in en büyük dostu kim? Kendine Müslümanım diyen ülkeler. Bakın kendine Müslümanım diyen ülkeler. Bugün Putin bile bunu söylüyor. Yani Rusya Devlet Başkanı bile bunu söylüyor. Diyor ki Amerika'nın en büyük müttefikleri bugün kendine Müslümanım diyenler
en çok Amerika ve İsrail'i dost ediniyor diyorlar. Haklı mı? Haklı. Neden? Ya gece gündüz senin Müslüman kardeşinin başından aşağı bomba yağdırıyor adam. Ama sen ne yapıyorsun? Sen gidip onunla dostluk kuruyorsun. Adam senin dinine tahammül edemiyor. Adam senin sakalına, çarşafına, kitabına tahammül edemiyor. Adam istiyor ki sen onun ülkesine girmeyesin bile. Neden? Çünkü ona göre sen teröristsin. Terörist olduğun için de sen nesin? Sen sadece sağılacak nesin? Bir koyunsun, bir hayvansın ona göre. Yani Amerika gelecek, seni sağacak, sağacak, sağacak istediği gibi. Ondan sonra ne yapacaktır? Sana tekmeyi koyacaktır. Yeni bir lider gelsin diyecektir. Allah'tan korkun. Bakın bu biraz önce okuduğum ayet hakkında Selef şunu söylüyor kardeşler. Sizden biriniz farkına varmadan Yahudi ve Hristiyan olmaktan sakınsın diyor. Ne demek bu? Yani sizden biri onları dost edinirse vallahi billahi siz de onlardan olursunuz. Allah Azze ve Celle apaçık bunu söylüyor. Neden? Çünkü apaçık bunu söylüyor. Onları dost edinmeyin diyor. Bu bir yasak. Ya sizin de bildiğiniz gibi Ömer radıyallahu anhu Ebu Musa el-Eşari'ye mektup gönderdiği zaman bilindiği gibi onların aralarında şöyle bir mektuplaşma oluyor. Ebu Musa el-Eşari'nin bir tane katibi var Hristiyan. Dedi ki Ömer radıyallahu anhu ne yaptın? Allah senin cezanı versin. Sen duymadın mı? Sen okumadın mı şu ayeti? Ya eyyühellezine amenu la tettehizul yehuda ve nesara evliya. Sen okumadın mı bu ayeti? Ey iman edenler, Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin ayetini hiç okumadın mı? Kendine tevhid ehli bir katip edinseydin ya diyerekten Ebu Musa el-Eşari'yi azarlıyor Halife Ömer. Neden bunu yapıyor? Çünkü bu iş bu kadar tehlikelidir. Bu iş bu kadar tehlikelidir. Neden? Çünkü imanı bozacak meselelerden bir tanesidir. İmanı bozacak meselelerden bir tanesidir.